Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengiloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı, bağlı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Burada esnaflara hitap eden Başkan Özlü, hem 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeleri anlattı, hem de yeni dönemde hayata geçirmek üzere hazırladığı 100 projeden bazılarını paylaştı. Belediyeciliğin siyasal bir faaliyet değil, hizmete dayalı bir kamu görevi olduğunu ifade eden Başkan Özlü, hepimiz farklı siyasal görüşlere sahip olabiliriz. 31 Mart seçimleri siyasal görüşlerin oylandığı bir seçim değildir. Bu şehrin belediye başkanı kim olmalıdır? Meclisi kimlerden oluşmalıdır? Bunların oylandığı bir seçimdir. Sizlerden çok istirham ediyorum. 31 Mart seçimlerinde oyunuzu kullanırken bu çerçevede karar verin. Adayları bu çerçevede değerlendirin ve tercihinizi yapın. Biz hizmet verirken A partisi, B partisi ayırmıyoruz. Herkese eşit hizmet veriyoruz. Sizlerden ricam şudur ki 31 Mart seçimlerinde siyasal görüşünüz ne olursa olsun bunu bir kenara koyun. Bu şehre en fazla ve en iyi kim hizmet eder, bu şehrin kaynaklarını çarçur etmeden kim doğru yere harcar, bu iki kritere göre oyunuzu kullanın. İstikbal vaat etmeyen alternatiflere hitap etmeyin. Düzce'de esnaf, sanatkar, işçi, köylü hep beraber bir araya gelelim. Bu şehri kalkındıralım, yüceltelim. Birbirimizle didişmek yerine burada birlik beraberlik halinde olalım ve başka şehirlerle yarışalım ifadelerini kullandı. Yeni dönemde hayata geçireceği mobilya kent, Kızılay Meydanı, içme suyu, küçük sanayi sitesine altyapı yapılması, Melen Boyu çevre yolu, tuhafiyeler, kapalı pazar yeri projelerinden detayları paylaşan Özlü, yaptıkları tüm çalışmaların Düzce'ye sınıf atlatacak işler olduğunu vurguladı. Düzce'ye 120 odalı ve büyük bir toplantı salonuna sahip Hilton Oteli'nin yapılacağının müjdesini de paylaşan Özlü şunları söyledi. Hilton Bolu'nun sahibi Necip Çarıkçı'ya Düzce'ye bir otel yapmasını rica ettim. Hatta bu yatırım için belediyenin yerlerini gösterdim. Ancak beğenmedi. Kendisi Bahçeşehir bağlantı yolunda 8,5 dönümlük bir yer aldı. Bu akşam müjdesini vereyim. Düzce'ye Hilton geliyor. Necip Çarıkçı Bolu'daki Hilton'un bir benzerini Düzce'ye yapacak. 120 odalı bir otel olacak. Büyük bir salon olacak. Düzce'ye Hilton'un gelmesi demek, Düzce'nin prestijinin artması demek dedi. Düzce'nin büyüme ve kalkınmasının devam etmesi için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde esnaflardan destek isteyen Özlü, beni destekleyin, hep beraber Düzce'yi büyütelim, kalkındıralım ve biz başka illerle yarışalım şeklinde konuştu. Projeleri büyük beğeni toplayan Faruk Özlü, esnafların talep ve isteklerini de dinledi. Kaza Anadolu Otoyolu, Kaynaşlı Sarıçökök mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 34 DD 9891 plakalı cip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GOJ 61 plakalı otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ali Ç., Hakan Ç., Duygu Ç., Mira Ç. ve İsmet K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan Feride Çırçır ise hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından iki şeritten verildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Thank you.
İstanbul'dan memleketlere Çankırı'ya giden Ali Çırçır ve ailesi Kaynaş'ta meydana gelen kazada ağır yaralandı. Feride Çırçır olay yerinde hayatını kaybederken Duygu Çelik Çırçır ve Ali Çırçır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ali Çırçır ve Duygu Çelik Çırçır hayatını kaybetti. Duygu Çelik Çırçır'ın kızı 1 yaşındaki Mina Çelik'in ise entübe edildiği ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu madde ticareti yapmak suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan uydu anteni kutusunda yenileme yapıldığı fark edildi. Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü M.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, otoban mevkinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma esnasında su borularına zarar verildiği ve şehirde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kamuoyunun dikkatine, içme suyu arıtma tesisimizden şehrimize su teminini sağlayan ana ishale hattımızda belki otoban mevkinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiber optik hat yenileme çalışmaları esnasında meydana gelen arıza nedeniyle genel su kesintisi yaşanacaktır denildi. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgesinde sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler güzergah üzerinde dikkatli seyrediyor. Düzce bölge trafik ekipleri ise güzergah üzerinde sürekli devriye atarak muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için sürücüleri uyarıyor. Thank you.
yenilenebilir enerji kaynağının kullanılması çerçevesinde Düzce'de mühendisler güneş enerjisinden sıcak hava üretip depolamasını sağladı. Dünyada ilk defa yapılan teknoloji için tüm patentler alındı. Kış aylarında 55 ile 60, yaz aylarında ise 80 ile 100 derece sıcaklığa ulaşan teknoloji evlerde, fabrikalarda ısıtma sistemi olarak kullanılabiliyor. Ayrıca oluşan depolama sistemiyle sebze ve meyve kurutma işlemleri de yapılıyor. Test amaçlı yapılan kurutmalar ise dikkat çekti. Ürünlerin tamamının patentini aldıklarını dile getiren makine mühendisi Selim 25oğlu şöyle konuştu. Yenilenebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanırızdan yola çıktık ve burada güneşle ısıtma panelleri ürettik. Bunların aslında genel adı da ısı duvarıdır. Güneş kaynaklı üründür bu. Daha sonra birkaç ürün daha geliştirdik. Şurada görmüş olduğunuz modellerde camlı modeller. Burada ortam havasının, dışarıda solduğumuz havanın ısısını yükselterek istediğimiz yere transfer edebiliyoruz. Bu sistemlerle fabrika ısıtma, konut ısıtma, kümeslerin ısıtma havalandırması ve aynı zamanda yaş, sebze ve meyve kurutma sistemlerini de kullanabilecek hale getirdik. Bu tabii ki bize göre son yıllarda yapılan en önemli projelerden birisi. Özellikle güneş enerjisi sektöründe. Biz bunda başarılı olduk ve patentledik. Bütün her şeyini de belgeledik. ISO belgeleri, verimlilik belgeleri, yerli malı belgesini, C belgelerini de aldık. Dolayısıyla 2024'te artık yavaş yavaş pazara sunmaya başladık bunu. Burada bu sistemle beraber bir pilot üretim tesisi yaptık. Bu üretim tesisinde hem ortam ısıtılması ve havalandırmasını da kullanıyoruz. Aynı zamanda da yaş, sebze, meyvanın kurutulmasında bu sistemleri kullanmaya başladık. Bir miktar elektrik enerjisi de ihtiyacı doğmakta. Biz de bunun bu ihtiyacını da fotovoltaik panellerle destekledik. Tamamen hibrit bir sistem haline geldi. Yani böyle bir entegre tesis şu anda Türkiye'de de yok. Bildiğimiz kadarıyla dünyada da yok. Henüz önümüze çıkmadı. İnşallah bu hem ülkeye faydası olacak, hem Düzce'ye faydası olacak, hem de insanlarımıza faydası olacağına inanıyoruz. Önemli bir kaynak güneş. Biz de bunu değerlendirdik. Yaz ve kış döneminde değişiyor. Az önce arkadaşlar da ölçüm yaptılar. Dışarısı 5 dereceyken 55-60 dereceye kadar ısı aldığını gördük. Yazın bu 80-90'lara kadar çıktığını da gördük, tespitledik bunları. Aynı zamanda bu ürün iki üniversiteden de onayı da geçti. CFD analizleri yapıldı ve bu analizler sonucunda verimliliğini de gördük ve tam tescil edilmiş oldu. Dolayısıyla muazzam bir ısı kaynağı bu, enerji kaynağı ve doğal bir kaynak. Yani tamamen doğal. Bunu sıcak hava ihtiyacı olan her yerde kullanabilirsiniz. Ona göre de entegre edilebiliyor. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş genelde elektrik üretiminde kullanılıyor. Ama biz doygunluk derecesine gelmeye başlayan fotovoltaik sektöründe haricinde nerede faydalanabilirizden yola çıktık. Ve uzun yıllar araştırmalar sonucunda biz güneşle havayı ısıtıp istediğimiz yere transfer etmeyi çok düşündük ve bu konuda da yaptık. Deneme yanılmalarla, hesaplamalarla bunu da başarılı da olduk ve ortaya da böyle bir ürün ve sistem çıktı. Tabii biz bunlar ortaya çıktıkça mutlu da olduk. Sonuçlarını gördükçe heyecan da verdi bize. İşte biz de bu heyecanla bunların imalatlarına başlamış olduk. %100 taze hava ısıtma isterlerse bu paneli kullanıyoruz. Bu da dış cephe, dış mekan panelimiz. Ortam ihtiyacı ne kadardır? İşte fabrika ortamları 18-20 derece. Şu anda yaklaşık burada 40-45 derece sıcaklık var. Ve dış ortamda 7-8 derece. Şu anda tamamen dışarıdaki güneş enerjisinden ısını üretiyor. Ve üretilen bu sıcak hava inip kabine direkt transfer ediliyor. Şu anda da baktığımız zaman 57,5 derece sıcak hava üretmiş ve o havayı dışarıdaki doğal ortamdaki havanın ısıtarak kurutma kabinin içine transferi gerçekleşiyor. Şu anda içeride sıcak hava üretilmiş, şu anda boş. Biraz sonra kabinler sebepler girecek. Kapatayım ki ısınsın, daha çok çıkarırım şeyi.
Bu bölgede yetişen, Düzce bölgesinde yetişen bal kabağı. Bal kabağını soyduk, ince ince dilimledik ve dilimledikten sonra da kuruttuk, bu hale geldi. Yangın gece saatlerinde Başpınar Mahallesi, Remzi Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir marketin depo kısmında çıktı. Marketin deposundan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan malzemelerin bir kısmının hasar aldığı yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Zonguldak Fener sahasında 1. amatör küme maçında Üzülmez Spor ile Göbüs Spor karşılaştı. Müsabaka 1-1 devam ederken 60. dakikada Göbüs Spor'un faulü sonrası başlayan tartışma büyüdü. Futbolcular maçı bırakıp büyüyen tartışmada kavgaya tutuştu. Çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Öte yandan 3 oyuncu ise kırmızı kart gördü. Müsabaka kaldığı yerden devam ederken iki ekip sahadan birbirlik eşitlikle ayrıldı. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Türkiye Motorsiklet Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Türkiye Pist ve Süper Moto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarına katılan minik Zayn, kariyerinin ilk resmi zaferine ulaşmıştı. Zayn'ın araç kullanmaya meraklı ve hevesli bir çocuk olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, 2024 sezonunda Türkiye Motorsiklet Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde yarışacağını söyledi. 4 yaşındaki minik Zayn ise araç sürmeyi çok sevdiğini ve yarışlarda hızlı bir mücadele vereceğini söyledi. Zevk alıyor musun? Seviyor musun bunları kullanmayı? Evet. Peki araba kullanırken neler hissediyorsun? Araba sürmek. Araba sürmek. Peki ATV ile de motorla da güzel işler yapıyorsun. Yarışlara katılacaksın. Evet. Peki yarışlarda birinci gelmek istiyor musun? Evet. Mücadelen nasıl olacak? Çok hızlı olacak. Çok hızlı olup herkesi geçmeyi düşünüyorsun. Hı. Uçak kullanırken neler hissettin? Uçak yarışı. Yarış her şey yarış. Peki bu yarışların sonunda sen de abilerin gibi şampiyonluk kupa alacak mısın? Evet. Alacak. Tabii Zeyn'le uğraşıyoruz ama her şeyin üstünde Zeyn kendi meraklı. Bu işleri bu işlerde olmayı çok seviyor. Ben piste her gideceğim zaman ayaklarıma yapışıyor, beni de götür diye ve o şekilde geliyoruz. Bu sezon 2024 sezonunda Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda yarışacak 50cc ile. Esasında yaşıtlarıyla alakalı Junior diye bir kategori var, orada yarışıyorlar ama bizimki Junior'da geçen sene öyle bir yarışa girdi, tur bindirince herkese biraz daha büyük çocuklar. Yaşıtlarından yani yaşıtların iki kat kendinden büyük çocuklar yarışacak bu sene. Zorlu bir sezon bekliyor açıkçası. Öte yandan Türkiye Go-Kart Şampiyonası'nda yarışmak istiyoruz. Orada da yaş sorunumuz var biraz. Federasyonda görüşmeleri yapıyoruz. Özel izin çıkartmaya çalışıyoruz. Özel izinin sebebi şu. Zeyn şu anda Türkiye Şampiyonası'nın yarışçıların derecelerinden daha iyi dereceler atıyor ama yaşı tutmuyor.
Dünyada da bunun örnekleri var. Federasyondan işte yarış öncesi antrenmanlarda derecelerini ölçüp yeterli olduğunu göstereceği bir anlaşma yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde de hem go-kart hem de motosiklet yarışlarında iki tane şampiyonu takip edecek. Bakalım uzun maraton gibi bir sezon başlıyor Zeyn için. Zeyn'e bir şeyi biraz öğretmeye çalıştığında zaten anlıyorsun, onu yapabileceğini zaten sana gösteriyor. Ben burada yaptığım, ona verdiğim araçlarda da hadi öğretelim bugün, sana yarın kullanırız dediğimiz hep ilk gün kullanıyor zaten. Videosunu hemen ilk günden çekiyoruz. Uğraşmıyoruz bile. Uçak tabii tamamen başka bir şey. Eğer ben bir pilot olsaydım, kendi uçağım olsaydı Zeyn'e ben verirdim. Bir uç gel derdim. Ama tabii öyle bir imkanım yok. Mesela onunla eğitime çıkan kaptan da gördü ki Zeyn çok hassas. Yani mesela daha önce kullandığı Ferrari 1000 beygirlik bir Ferrari'ydi. İnsanlar zannediyordu ki gazını falan kıstık, alakası yok. Turuna kadar açıktan Zeyn öyle saçma sapan bir gaz vermiyor. Çünkü onunla alakalı güzel eğitim aldı. Yani benim diğer oğlum 7 yaşında mesela. O eğitimi hiçbir zaman istemedi. Öğrenmek istemedi. Ama Zeyn ise daha 1,5 yaşındayken bana böyle konuşamadığı dönemde arabaları gösteriyordu. Sürmek istediğini anlatmaya çalışıyordu. O merakı hep vardı. Tabii o merakı çok çalışmanın ardından çok iyi bir seviyeye taşıdık. Şu anda iddialıyım yani. Zeyn'i bugün piyasada birçok araç kullanandan çok daha iyi arabayı kullanır. Bunu canlı izlediğinizde anlayabilirsiniz onun ne kadar iyi kullandığını. Çünkü sosyal medya sadece birkaç dakikalık, hatta birkaç saniyelik videoları görüyorsunuz ama onun arkasındaki altyapıda nasıl eğitildiğini tabii insanlar henüz bilmiyor. Ama bunların en büyük amacı bir gün onu Allah nasip ederse büyük bir yarışı yapmak için çalışıyoruz. Onun merakı var. Merak devam ederse isminden çok söz ettirir ileride. Yeni yargı paketiyle beraber hakaret suçlarında değişiklik yapılması gündemde. Değişiklikle birlikte artık hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Avukat Fırat Bilici, hakaret suçunun normal şartlarda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu, alenen sosyal medyadan işlenmesi halinde ise cezanın 1/6 oranında arttırıldığını vurguladı. Hakaret suçunun son zamanlarda revaçta olduğunu ve bunun savcılıklardaki iş yükünü arttırdığını aktaran Avukat Bilici, sözlerini şöyle sürdürdü. Son zamanlarda özellikle çok fazla şikayet olunan bir suç olmaya başladı. Ve bu durumdan da savcılıklarda bayağı bir iş yükü olmaya başladı. Bundan dolayı şu anda yeni bir düzenleme yolda. Yeni yargı paketi içerisine bu eklenmiş vaziyette. Yeni yargı paketinde hakaret suçlarını ön ödeme kapsamına almayı düşünüyorlar. Ön ödeme de basit tabiriyle artık bir para cezası ödenip hani bu şekilde bu suçtan hiç yargılama yapılmadan kurtululması gündemde. Bu şekilde bir düzenleme söz konusu. Ancak daha bu tabii kanunlaşmadı. Geçtikten sonra bunun detaylarına detaylıca bakabileceğiz. Hani bunun anayasaya aykırı mı olacak, yoksa anayasaya uygun mu olacak, yoksa nasıl bir düzenleme olacak şu anda daha tam olarak belli değil. Ama tabii düzenlemenin metnine bakıldığı zaman ilk başta tabii ki biraz sıkıntılar olacağı gündemde. Bunlar net bir şekilde ortada bir şekilde görünüyor. Hakaret suçları ile ilişkin en çok tabii ki sosyal medyanın daha yoğun kullanımından dolayı insanların şikayetleri de artmaya başladı. Daha çok ünlü kişilerin ve siyasilerin bu konuda şikayetleri daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla hani yargılamada da bir sıkıntı olmaya başladı. Neden derseniz, çünkü normal vatandaşlarda normal bir hakaret, normal bir şekilde hani bunu normal şahıslardan bahsediyorum. Durup dururken bir hakarete maruz kaldığı zaman, şikayetçi olduğu zaman kendi dosyasını yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Bu da tamamen bu yükün getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor. Hakaret suçu hayatımızda hep olacak. Yani bu hakaret suçunun kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Yani ön ödeme kapsamına alınması sadece şu anda durumda. Mevcut da düzenleme bu. Yapılan düzenleme de bu. Belli bir para cezası belirlenecek günlük olarak. Bu miktara göre de kişi o miktarı ödedikten sonra cezalandırılmayacağı gündeme gelecek. Bolu'da yaklaşık 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı şeklinde etkili oluyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkili olduğu Mudurnu ilçesine bağlı Öğrenci Köyü yaylasında kar kalınlığı 5 cm'ye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan yaylada çam ağaçlarının muhteşem görüntüleri sahne oldu. Kar yağışı sonrasında çam ağaçlarının yaprakları buz tuttu. Doğanın sessizliği ile huzurlu bir ortam sunan Öğrencik Yaylası, yoldan geçen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.